Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi 12. soruda kalmıştık. İkinci dersimizde devam ediyoruz şimdi. Kaldığımız yerden. Şimdi 12. soruda gördüğünüz gibi bir silindir parçası var. Yukarıda verilenlere göre içi dolu tahtadan yapılmış şekildeki dik silindir diliminin tüm alanı kaç santimetre karedir? Şimdi buradaki yarıçapı görüyorsunuz. 3, yüksekliğimizi görüyoruz. 2, sadece bir 120 derecelik silindirimiz var. Onun alanını bulacağız. İlk önce arkadaşlar yanal alandan başlayayım. Yine silindirin yanal alan formülü neydi? Oradan başlayalım. Onu şuraya sığdıralım. Yanal alan formülümüz taban çevresiyle 2 pi r ile h'ın çarpımıydı arkadaşlar. Silindirin yan kısmının alanı. Şimdi biz burada 120 derecelik kısımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Hepsi yok. 120 derecelik kısım var. Yani 120 bölü 360'tan 1 bölü 3 olmuş oluyor. O zaman diyorum ki 1 bölü 3 çarpı 2 pi r çarpı h diyeceğim. Ama r'yi aynı yazmayalım. Hemen yerine yazalım. R'miz kaçtı? 3. Şuradan görüyorsunuz. Yüksekliğimiz kaçtı arkadaşlar? 2. Burada hemen şu 3'leri götürürsek 2 kere 2 4 pi olmuş olur. İlk kısım, yani aslında biz nereyi bulmuş olduk? Şimdilik şu kısmı bizim tarafımız oldu. Eğrisel şeklin alanını bulmuş olduk. Ama bunun dışında görüyorsunuz üst tabanımız var, alt tabanımız var. Burada yanal alan sormamış. Tüm alanı soruyor. Onun için üst tabanın alanı nedir? 120 1 bölü 3 demek. 1 bölü 3 çarpı pi r'nin karesi. Yani daire diliminin alanından bahsediyorum. Pi çarpı r'miz kaç burada? 3. Karesi nedir? 9. 9 pi bölü 3'ten 3 pi. 3 pi olan neresi? Bir daha söylüyorum. Şurası 3 pi arkadaşlar. 3 pi de altta var buradan. Yani artı bir 3 pi daha gelecek. 6, 4 de buradan var. Toplamda kaç oldu? 10 pi. 10 pi tamam. 10 pi olacak. Bir de dikdörtgenlerimiz var görüyorsunuz arkadaşlar. Silindirin dikdörtgen kısımlarına bakıyorsunuz şimdi. Şurası 2 birimdi. 2 kere 3, 6. 6 da bu tarafta var. 2 tane dikdörtgen var. 12 eklememiz gerekiyor. Yani 10 pi artı 12 silindirin tüm alanı olmuş oldu. 13. 13. soru. Hacmi 9 kök 3 pi santimetre küp olan bir dik koninin taban yarıçapı 3 santimdir. Buna göre koninin yanal alanı kaç pi santimetre karedir diye bize soruyor. Şimdi bir dik koniden bahsediyoruz arkadaşlar. Dik koninin hacim formülü neydi? Hemen onu yazalım. Pi r'nin karesi çarpı yükseklik bölü 3. Yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Silindirden farkı neydi? Bunun 3'te 1 olmasıydı. Bölü 3'ü unutmuyoruz konide. Bu arkadaşlar bu 9 kök 3'e eşitmiş. Burayı bir yazalım. 9 kök 3 hacmi diyor çünkü. Yarı çapımız neydi? 3'tü. Şimdi oraya 3 yazıyorum. Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik bölü 3 eşittir 9 kök 3. Tabii şurada pi'miz de var, onu da yazayım. Şu pi'ler gidecek. Buradan 9 bölü 3'ten 3h, onu da 3'e bölersek h buradan yüksekliğimiz, yani 3 kök 3 olarak bulmuş oluruz. 9 kök 3'ü 3'e böldüm. 3 kök 3. Şimdi bitti mi? Hayır. Bize yanal alanı soruyor. Yanal alan formülü neydi? Pi r a. Şuraya yazayım arkadaşlar. Yanal alan formülü pi çarpı r çarpı a. Yani yarıçapla ana doğruyu bulmamız gerekiyor. O zaman koniyi ben şuraya şöyle çizersem. Koniyi şuradan yüksekliğe indirdim. Şura 90 derece. R'miz kaçtı? 3'tü. Yüksekliği az önce biz bulmuştuk. 3 kök 3. Tabii 3'e 3 kök 3'ü görünce hemen şuraya 6'yı yapıştırdınız. 6, 3, 3 kök 3. 30-60 derece üçgeni. Ya da Pisagor'la ana doğruyu buldunuz. A'mız da 6'ymış. Yani neydi formül? Pi çarpı R çarpı ana doğru. R'miz 3. Ana doğrumuz 6'ydı. 6 kere 3, 18 pi cevabımız olmuş oldu. 14. 14. sorudayız. Evet, kolay bir soru. Koninin açık hali verildiği zaman arkadaşlar bir kere en önemli formülümüz neydi? Alfa bölü 360 r bölü a. Onları hatırlatıyorum ben size. Alfa bölü 360 eşittir r bölü a idi. A demek ana doğruydu biliyorsunuz. Şimdi biz alfayı bilmiyoruz zaten. Alfayı soruyor bize. Alfa bölü 360 eşittir. R'miz kaç? 2 bölü A'mız kaç?
6, 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. 1 bölü 3 ise 363'e böl 120 derece olmuş olur. Tamam. 15. Şimdi 15'te kesik koninin bir ana doğrusunun taban düzlemiyle yaptığı açı 60 derece olduğuna göre yan alanı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bu kesik koniyi bir yamuk gibi düşünerek yapabilirsiniz. Bunun pratik bir yöntemi var arkadaşlar, onu da öğretmiş olayım. Yani yan alanın tamamını bulup üsttekini çıkartıp öyle uzun uzun da yapabilirsiniz ama ben size pratik bir yöntem göstereceğim. Şurası kaçtı. Bakıyorum hemen orayı bulmamız lazım. Orası yok değil mi? 60 derece onun için vermiş. Burası 60 derece, burası 30 derece. Ben bunları dikleri indirirsem burası 6. 18'den 6'yı çıkar 12. 2'ye böl 6, 6 da bunlar olacak. O zaman şurası 12 olacak. Burayı bulduktan sonra işimiz çok kolay. Alt tabanla, alt taban uzunluğu 18. Üst tabanı topla. Tamam. Çarpı şu yükseklik niyetine 12 al. Bölü 2 diyorum arkadaşlar. Bunu çarpıp bölersek yan alanı bulmuş olacağız. Kaç geliyor buradan? 6. Burası kaç? 24 çarpı 6'dan 120, 24 oradan 144 olmuş olacak yanal alan. Size pratik bir yöntem. Aynı yamuğun alanını buluyormuş gibi kesik silindirin alanını bu şekilde bulabilirsiniz. Yani 18 ile 6'yı topla, şu h olarak al, yüksekliği çarp, 2'ye böl, kesik koninin alanını bulmuş oluyorsunuz. Herkes söylemez yani bu bilgiyi. Tamam. Evet, 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yarıçap uzunluğu 2 cm, yüksekliği 9 cm, o dik koni içine yerleştirilmiş koni var arkadaşlar. Silindirin içine 2 tane koni yerleştirilmiş. İşte diyelim buranın yüksekliğine h dersek şu kalan kısım 9 eksi h olacak. Yani bunları biz ayrı ayrı bulabiliriz. Neyi soruyor bakayım? Hacimleri toplamını soruyor. Ayrı ayrı bulmak yerine tek bir yükseklik yani 9 yaparsanız neydi formülümüz? Pi r'nin karesi çarpı h bölü 3'tür arkadaşlar. Siz yükseklik yerine direkt 9 alırsanız zaten ikisinin toplamı, yani burada bir tane koni varmış gibi, şöyle bir tane koni varmış gibi bulabilirsiniz silindirin içinde. Tamam, şöyle yapabiliriz. 3'te 1 olmuş olacak. Pi çarpı r'nin karesi kaç? 4. Yüksekliğimiz kaç? 9. Bunu da 3'e böldüm. 4 kere de 36 bölü 3'ten 12 pi olarak bulabilirsiniz. Dediğim gibi ayrı ayrı yapmanıza gerek yok. Tek bir yükseklik direkt 9 alarak bir formülle bunu halledebiliyorsunuz. 17. sorudayım. Şimdi 2 var. Ana doğrumuz var. Ne diyor? A noktasına B noktasına en kısa yolu soruyor. Yani açık halini soruyor bize. Açık halini bulmadan önce, çizmeden önce daha doğrusu alfa bölü 360 yapıyorsunuz. Neydi? R bölü A. R'miz kaç? 2. A'mız kaç? 4. Şurası 2. 2 bölü 4. 1 bölü 2 demek. Alfa eşittir o zaman 180 demek arkadaşlar. Şimdi o zaman bunu açtığınız zaman şöyle olmuş olacak. 180 derece olduğu için koninin açık hali bu. Yani yarım daire olmuş oluyor. Ana doğrumuz neydi bunlar? 4. 4. Bize nereden nereye soruyor onu söyleyelim. A noktasından B noktasına. Arkadaşlar A'dan A'ya gitseydi koni üzerinden o zaman derdiniz ki şurası derdiniz. Ama B dediği zaman açtığınız zaman B buraya gelmiş olacak. İşte önemli nokta bu. Yani burada bir ufak bir ezber yapacaksınız. A'dan tam tur atıp tekrar A'ya gelirse şu uzunluk, A'dan karşı taraftaki B'den çıkarsa o zaman B burada. Yani size şu kısmı soruyor. Şurayı birleştiriyorum. Şurada arkadaşlar 90 derece tam yarısı olduğu için şurayı 2'ye bölüyor. Burası da 4. Yarıçap görüyorsunuz. 4, 4, 4. 4, 4. 4 kök 2 bizim alacağımız mesafe şurası arkadaşlar. 4 kök 2. Burası A, burası B. 18. Şimdi 18. soruda H'a 3H verilmiş, sıvıların hacimleri toplamı 76. Bu tip soruları orandan yapıyoruz arkadaşlar. Oran çok önemli. Yani üsttekinin yüksekliği 3, tamamı 4, 3 bölü 4 diyorum. Bu 3 bölü 4'ün küpünü alırsanız hacimleri oranını buluyorsunuz. Bunun küpü de ne olur? 3 bölü 4'ün şuraya yazalım. Küpü eşittir 27 bölü 64. Yani 27 nere? 64 nere? 27 burası, 64 tamamı. Dikkat edin. Tamam mı? Aynen Thales'te olduğu gibi. Peki 64'ten 27 çıkarsa 37 kalır diye düşünüyorum. 37 burası.
Şimdi gelelim buraya. Bu silindirler eş mi? Ona bakıyorum. Koniler, pardon silindir dedim yine. Koniler eş. O zaman tamamı 64 olacak. 64. Burası neydi oranımız? Burası 1. Burası 3. Yani 1 bölü 4 oranı var. Küpünü alırsak 1 bölü 64 olur. Yani tamamı 64 ise burası 1V. Şunlara da V diyeyim de 37V'ye 27V oran olduğu için arkadaşlar. Burası da 1V'ye. Şurayı yazmak isterseniz eğer 63V tamamı 64 olması gerekiyor. Bu konilerden birinin hacmi kaç birim küptür diyor. Şimdi ilk önce bize ne vermişti? Bu 76 neresi onu söyleyelim. Sıvıların hacimlerin toplamı yani 37V 1V de buradan var. 38V eşittir 76 idi arkadaşlar. V buradan ne gelir? 2. 2 kere 38, 76. Ve 2 ise koninin hacmi tam neydi? 64V idi biliyorsunuz. 64 çarpı 2'den 128 bizim cevabımız olacak. Şuradan bir silgi alalım da şu çizgimizi bir silelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar 30 derece var. Bir üçgen dik prizmamız var arkadaşlar. Şimdi 30 derecenin karşı hipotenüsün yarısıydı biliyorsunuz. Bu da yarısının köküç katı 12 olduğuna göre biz buraya 4 köküç yazacağız. O zaman şurası da 2 katı 8 köküç olmuş olacak. Şimdi bura şu kare miydi ona bakıyorum. Evet burası bir kareymiş. O zaman şurası da 8 köküç olmuş olur. Yani bu üçgen prizmanın hacmini soruyor arkadaşlar. Prizmaları da bilerek buraya koyduk. Normalde 11. sınıfta değil bunları siz 10. sınıfta gördünüz. 10. sınıfın geometri son konularında gördünüz. Prizmanın alanını, hacmini. Ama 11'de siz silindir, koni, küreyi eklemiş oluyorsunuz. Bunları da unutmamak için burada biz bu soruların arasına bunları da ekledik. Tabii prizmaların hacmi değişmiyor dedik. Taban alanıyla yüksekliğin çarpımı arkadaşlar. Hacim eşittir, unutmayın. Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Bütün prizmalarda bu. Alt tabanı, üst tabanı aynı olan tüm şekillerde aynı. Devam ediyorum. Şimdi taban alan nedir? Dik üçgenin alanı. Bununla bunu çarp 2'ye böl. Yani 4 kök 3 ile 12'yi çarp 2'ye böl. Şuraya yazalım. 4 kök 3 çarpı 12 bölü 2. 12 2'ye böl 6. 6 kere 4 24 kök 3. Hemen şuraya direkt onu yazayım diye orada yaptım. Çarpı yüksekliğimiz kaç? Bunu şöyle üçgenin üzerine getirirsen yüksekliğin şu olur arkadaşlar. Yani 8 kök 3 olmuş olur. Yani cevabımız 24 çarpı 8 çarpı 3. Onu da şöyle yapayım. 24 oluyor bura. Yani 24 çarpı 24'ü bildiğimiz için 576 bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet. Burada prizmaların hacmini unutmayalım. Evet. Az önce uyarmıştım. Bakın bir tam tur atarsa demiştim. Şöyle şöyle yapın demiştim. Bakın aynı soru burada da geldi. Bu sefer koniyi açıyorum. Açmadan önce hemen alfa bölü 360 yapıyorum. 2 bölü 4. Pardon düzeltiyorum. 2 bölü 8 burası. Ana doğrumu 8. Yani 1 bölü 4 geliyor. Alfa buradan 90 derece. Yani şöyle çizelim. Şura 90 derece olan koninin açık hali bu. Daire dilimi. Peki ana doğrumuz neydi? 8. Bunlar ana doğrumuz. Açık daire diliminin yarıçapı olmuş oluyor. Tamam bu da tamam. Bize neyi soruyor? K noktasından harekete başlayan bir karınca cismin yan yüzeyinden tekrar K'ya giderse dedim. Arkadaşlar buradan buraya gitmiş olur. Yani K noktasından açtığınız zaman yine aynı yer. Onları birleştirdiğiniz zaman yine K noktasına gelmiş olur. O zaman 8, 8, 8 kök 2 bizim cevabımız olacak. 21. soru. Şimdi suyumuz var burada görüyorsunuz. Belli bir yere kadar. Eşkenar üçgen. Dik prizma var arkadaşlar. Şimdi biz bunu şöyle yapalım. Buranın 2'ye 4 olduğu için şurası 2, şurası 4. 2 bölü 6. Bunun tamamının oranı 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Alanlar oranı ne olur o zaman? 1 bölü 9. Yani buranın alanı 1A ise buranın alanı 8A. Doğru mudur? Alanları neden yazdım? Ben bunu dik vaziyete getirdiğim zaman suyun taban alanını bulmam gerekecek. Onun için oradaki en azından oranları yazmış oldum. Şimdi ilk başta arkadaşlar su bu şekilde ise eğer 8A ile taban alanıyla yüksekliğin çarpımı bize hacmi veriyor. Peki su tam
Silindiri böyle dik vaziyete getirirsek suyun tabanı ne oluyor? 9A olmuyor mu? Tabanı 9A. Çarpı yüksekliğimiz var. Yüksekliği de diyor ki arkadaşlar, burada söylüyor. Yatırılırsa diyor, içindeki suyun yüksekliği 8 diyor. Buraya 8 yazacağım. Taban alan çarpı yükseklik. O zaman bunların eşit olması için x yerine ne gelecek? Şu 8'de şunu götürdüm. A'lar gitti. X eşittir 9 olarak bulmuş olacağım. Şimdi gelelim 22. soru. Küple ilgili bir soru. Bir kenarı 4 oldu o zaman. Hemen bunu hızlı bir şekilde çözelim. 2, 4, 2 kök 5 biliyorsunuz. K, 2, K, K kök 5'ten. Burası yine 2, 4, 2 kök 5 burası. Şu cisim köşegeni arkadaşlar. Bir kenarın kök 3 katıydı. Cisim köşegeni, yani şurası 4 kök 3. Yüzey köşegeni olsaydı 4, 4, 4 kök gidiyoruz. Ama cisim köşegeninde biliyorsunuz kök 3 katı olacak. O zaman alan nedir arkadaşlar? Alana gelelim. Alanı bulmak için şöyle ayrıyeten ben bunu çizeyim. 2 kök 5 burası, 2 kök 5 burası. Buranın tamamı da 4 kök 3. Buradan yüksekliği indirirsem 2 kök 3 burası olur, 2 kök 3 burası olur. Buradan Pisagor yaparsam burası 20, burası bunun karesi 20, bunun karesi 12'den 8 kök 8, yani 2 kök 2 gelmiş olur. 2 kök 2 ile yükseklikle tabanımız olan 4 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölersem üçgenin alanını bulmuş olurum. O zaman cevabımız ne olacak bakalım. Şu 2 ile şu 2'yi gönder. 4 kök 6 cevabımız olmuş olacak. Evet, 23. sorudayım. Şekildeki dik üçgen, dik prizma şeklinde kap 3 bölü 4 yüksekliğine kadar sıvıyla doludur. O zaman hemen taban alanını söyleyelim. 6 kere 8, 48 bölü 2, 24. 24 çarpı yüksekliğimiz 3H olduğu için, yani toplamda 72H olmuş oluyor taban alanımız, tamam. Şuraya TA yazalım, taban alanı. Bu kap en büyük yüzeyi tabana gelecek şekilde yatırılırsa, en büyük yüzey neresi şimdi? 6, 8, burası 10. Şu bize bakan dikdörtgen arkadaşlar. En büyük yüzeyi şuraya çizmeye çalışalım onu. Yatırırsak şöyle, şurası 90, şurası 6, 8. Şöyle yapalım. Evet, 6, 8, 10. Şurada bunu bu tarafa yatırdığım zaman şurada 4H olmuş olacak. Şimdi bu yükseklik nereye kadar gelecek? Gelelim onu bulmaya. Şimdi 72H yükseklik 4H ile çarptığım zaman, o zaman ben şuranın alanını söyleyebilirim. Yani 72H'ı 4H'a bölersem buranın alanı, H'lar gitti, 18. Burası 18 olmuş olur. Tamamının alanını biliyorsunuz. 6 kere 8 48 bölü 2 24'ten burası 6 olmuş olur. Tamam 24 olacağı için. 6 olduğuna göre arkadaşlar şu yüksekliğin, bakıyorum hemen 6'ya, 24, 1 bölü 4, yani benzerlik oranımız 1 bölü 2. K eşittir diyelim, 1 bölü 2 benzerlik oranımız. O zaman tam burası 3, 4, 5 olacak şunlar. Ve yüksekliğimiz de tamamının yarısı olacak. Yani 6 çarpı 8 eşittir, alandan gidiyorum, H çarpı 10'a eşit olacağı için H eşittir buradan 48 bölü 10'dan 4,8 gelecek. Biz bunun yarısını alacağız. Şu taralı bölgenin yüksekliği olduğu için o da 2,4 olarak bulmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar 24. soruya geliyorum. 24. soruda yine bir karınca var. Bu yüzeyden F noktasına gidiyor. Hemen artık bu soruları kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu yüzeyi çiziyorsunuz. Yanına şu yandaki yüzeyi çiziyorsunuz. Yani şurası A, B, E, D, şu yüzey arkadaşlar. Sonra şu taraftaki yüzey ne? B, C, F. Biz nereden nereye gidiyoruz? A'dan F'ye birleştiriyorsunuz. Burası 4 ise diyorsunuz. Burası kaçtır ona bakıyorum. Yüksekliği 8 kök 3 olarak biliyorum. Tamam. Bir şekilde bir taban ayrıtı 4 cm yüksek 8 kök 3 olan diyor. Eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Yani 4, 4, 4'müş. Burada 4 o zaman. 8, 8 kök 3 ise bu hipotenüs kaç olacak? 30, 60 oldu o zaman. 8'e 8 kök 3 olduğu için. O zaman burası 8'in 2 katı 16 olmuş olacak. 16, 8, 8 kök 3. En kısa yol 16 olmuş oldu. Şimdi 25. soru. 25. soruda şekildeki dik silindir içinde ABC'de ve A üstü B üstü üstü kare tabanına sahip prizma yerleştirilmiştir. Silindirin hacminin kare prizmanın hacmine oranı nedir? Şimdi silindirin hacmi ve silindir diyelim arkadaşlar eşittir.
Taban alanı çarpı yükseklik. Tabii burada ilk önce şunu yapalım. Tabanımızda bir çember var. Bunun içinde bir kare var. Şöyle çizelim karemizi. Bu karenin arkadaşlar bir kenarına AA dersek şunlara şu uzunluk A kök 2 olmuş olacak. A kök 2 olmuş olacak. Ya da RR de diyebilirsiniz. Tamamı ama biz bunu 2'ye böleceğim için 2A 2A diyelim arkadaşlar. Burada 2A kök 2 olsun. O zaman silindirin hacmi 2A'nın yarısı A kök 2 yarıçap pi r'nin karesi. Şunun karesini alacağım. Pi'yi unutmayalım. Pi r'nin karesi çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar. Buna h diyelim. İkisinde de aynı zaten. Bölü. Şimdi kare prizmanın hacmine oranı demişti. Kare prizmanın hacmi de taban alanıyla yani 4a kare ile h'ın yüksekliğin çarpımı. Bunlar gidecek bizden. Ne geldi? 2a kare bura geldi bunun karesinden. Pi'ler duruyor arkadaşlar. Onu unutmayalım. Pi duruyor burada. 4a kare de burası. Şu a kareler birbirini götürdü. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 pi bölü 2 olmuş oldu cevabımız. Evet, bugünkü dersimizde arkadaşlar burada noktalıyoruz. İlerleyen zamanlarda yeni konularla karşınızda olacağız.